Akşam 7 inç bir drone yaptım arkadaşlar. Göstereceğim birazdan. Şimdi Mark 4 ile ilk uçuşu Maiden yapmaya gidiyorum. Diller 18650 6S1 kullanacağım. Alet burada. Mark 4 7 inç. Üzerinde Brother of Avengers 2806 kahve motorlar var. Ama problem değil. Motor alt limitle %90 yaptığım zaman 1510 gibi bir değere geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve %80 yaparsam da 1380'lik değerlere geliyor. Bu tür değişiklikler yaparak optimum uçuşu elde edebilirsiniz. O yüzden illa düşük kahve almak değil. 5 inçlerde de 1900 kahve motorları var. Onları da yine 1700 ayarlarına çekebiliyorum. Hatta 4S olan 2400-2500 kahve motorları da %60'lara çekerek 6S'e çevirebiliyorum. Bunda hiçbir sorun yok. Bu tür uzun mesafe uçuşları yapmak için gittiğim bir alan var. Şimdi oraya gideceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafede bana. Türkiye'nin bir uçuş yerine geldiğimde de kamera böyle aşağı doğru onlardan bir tanesi son izliyor. Dönemde ortaya bir film koyan isim. Kendisi için bir ilgi başardı. Aslında ters soldan gittik. O yüzden böyle bayağı bir gidip geri dönmemiz lazım. Çünkü şu yan tarafta olacak uçuş yerimiz biraz geride kaldı. Yerdeki boşluk alanlar bayağı bir uzun bir mesafe. Burada 4 km'ye yakın bir uçuş mesafesi var. Ve İstanbul'daki çok nadir bulunabilen böyle unutulmuş yeşil alan. İstanbul'da yeşil alan yok diyorlar. Haritayı tekrar bir komple bakmaları lazım. İstanbul'da yeşil alan var. Şimdi yeşil alandan neyi kastettiğimi mobille ilgilenen arkadaşlar anlamıştır. O yüzden detaya girmeyeceğim. Kırmızısı da var. Biraz yol kenarı sapa bir yer. Şu 5. bir kenara kaldıralım. 5. değişimiz yok. Olayımız 7 inç. Hemen çantamız açalım. Kumanda TX16S. Kumandanın bir de anteni olacak. Buralarda bir yerde. Askısı. Evet. Kumandanın değil, Crossfire Light modülümün. Şimdi burada size bahsetmek istediğim şey, anteni nasıl pozisyonlayacağız? Drone üzerinde anten gördüğünüz gibi dik duruyor. Böyle biraz uydurma bir şeyler yaptık. Kumandayı da yine bu şekilde tutacağım için antenle kumandadaki ve drone'daki antenin aynı gelmesini istiyorum. O yüzden bunu da bu şekilde ve de hafif şöyle yukarı doğru kaldıracağız. Tamam diyelim. Kumanda anteninde böyle duruyor olacak. Bu önemli. Drone kumanda. Pili hazır da üzerinde GoPro'sunu takacağız. Şimdi gelelim
DJI ve iki gözlük. Kendi pilini kullanıyorum. Bana şu ana kadar kendi pili çok yeterli geldi. O yüzden başka bir pil kullanma ihtiyacı hissetmedim. Ancak elimde başka 2S18650 piller var. Onları da şuraya takarak gayet rahat kullanabiliyorum. Gözlüğü de aldık. Şimdi burada başka şu an ihtiyacım olan bir şey yok. Zaten tek bir pillik uçuş yapacağız. Gözlük, kumanda, bu. Hepsi burada. Uçuş alanına doğru gidiyoruz. Mark 4, 7 inç. İlk uçuş. Bu nasıl bir performans verecek? Nereye kadar gidebileceğiz? Ne kadar mesafe gidebileceğiz? Göreceğiz. Şu karşıdaki alan yaklaşık 4-4,5 km'de. Hiçbir sorun olmadan uçuş yapabileceğimiz bir yer. Az önce ufak deneme yaptım. Bu esnada drone arm olmadı. Şimdi sonra sebebini fark ettim. Onun sebebi de Crossfire alıcımın 8 kanalda kalmış olması, 12 kanala geçirmemiş olmam. Şimdi onu da 12 kanala geçirdim. Çünkü ben pre-arm tuşumu kanal 10'da atadım. Tabi pre-arm edemediğim için de cihaz arm olmadı. Şu an başka herhangi bir problem olmadan arm olabilmem gerekiyor diye umuyorum. Bakalım göreceğiz. GPS Rescue için 8 tane GPS'i bulmasını bekleyeceğiz. Ve hızlı bir şekilde şu an 10-11 GPS buldu. GPS Rescue da aktif şu an. Değdiğini duyuyorum. Aslında hiçbir yere değmiyor. Ama bir vır 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 diye bir sesler geliyor. PID ayarlarında mutlu olabilir. Pervaneler çok uzun durmuyor olabilir. Sorun yok. Tekrar kalkacağız. Az önce 7 inç meydanında sorun yaşadım ve de düşüş oldu. Bildiğim bir alan, GPS'im açık. Şimdi tabii ki görüntü vesaire her şey gitti. DJI gözlükte GPS'in son an, son böyle pozisyonu ekranda kaldı. O pozisyonu hemen telefonuma, Google'a yazdım ve de GPS'in aldığı son pozisyona doğru şu an gidiyorum. Buralar tabii benim daha önce defaten gelip gittiğim bildiğim yer. Maiden özellikle böyle bildiğiniz yerde yapmanın faydası. Şimdi drone'a doğru gidiyoruz. Şu an diğer bir kamerada açmak isterdim ama biraz acelem var. O yüzden şimdi arabayla yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Arabayla gidemediğim yerde yürüyeceğiz. Ama çok böyle
kötü bir yerde değil, bir ağaçların üzerine doğru düştü. Onu gördüm. Ağaçların üzerine doğru düştüğünü gördüm. Şimdi şurada ciddi bir çamur bir yer var. Oradan muhtemelen arabayla geçmek pek sağlıklı olmayacak. O yüzden arabayı burada bırakıp buradan sonrasını yürümem gerekecek. Çünkü burada çok ciddi bir çamur var. Bu esnada DJ'ye de görüntü geldi. Evet, kumanda da telemetry recovered. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum. Telefonda kamerayı da açıp video moduna. En azından şey görüyorum. Şimdi buradan arabaya geçmek pek mümkün olmayacaktı. Bakalım şu ne kadar çamurlanacağız. Çamurlanmadan geçebilecek miyiz? Geçiyoruz. Bir yol kenarı bir yerde olması lazım. Böyle dik tutup çok yakın olduğunu düşünüyorum şimdi. Pilli buzzer'ımı da çalıştırdım. Çok yakınım. Buzzer'ı da çalıştırdım şu an. Buzzer'ın sesini çok rahat şekilde duyuyorum. Muhtemelen ağaçların üzerinde kaldığı yere düşmedi. DJI görüntüde gördüğüm. Bu da tabii benim için büyük bir avantaj. Hasar yok denecek kadar az diyebilirim. Yani bundan eminim. Hasar konusunda bir şeyim yok. Ama buradan drone'u alma biraz problem olabilir. Oo, yere kadar düşmüş. Ama hani çok yumuşak bir düşüş yapmış. Evet. 7 inç Maiden'da burada. Evet, birazcık motor vesaire anten. O kadar. Onun dışında bir sorun yok. Buzzer'ı susturabiliriz. Evet, her şeyler çok bir ısınmış. Evet, şimdi hemen burada 7 inci tekrar bir hover edeceğiz. Bakalım 7 inçin uçuş durumu nasıl şu an için, onu tekrar göreceğiz. Oh!
Bayağı bir şeyler yaptık ya. Telemetry lost. Evet. Maiden uzun uçuşta anlamadım bir sebepten. Bir anda öncelikle drone böyle sanki uçuş modu değiştirdi gibi geldi. Şapkamızı hemen yaparsın. Uçuş modu değiştirdi gibi geldi. GPS rescue falan filan denerken bunların hiçbiri olmadı. Ve şu ağaçların arasında bir yere düştü. Kalkış yerimden de yaklaşık 1 kilometre falan uzakta yani. 1 kilometreden belki birazcık daha fazla olabilir. Ama işte GPS'i kullanmanın faydasını, yok rescue ile geri dönmüş, yok öyle gitmiş eve gelmiş, bunları on pozisyon almış. Her zaman dediğim gibi bunların hiçbir anlamı, önemi yok. Önemli olan tek şey, drone düştüğünde son GPS pozisyonu bulabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Son GPS pozisyonu gördüm. DJI sistemle ilgili en büyük handikap da bu işte, pozisyonu göremiyorsun, edemiyorsun falan, böyle üzerinde yok, kalmıyor, gidiyor falan. Onun resmi çeken, o anda onun resmi çekmek istedim ama bilmiyorum, belki DVR kayıtlarında çıkacak çıkmayacak emin değilim. Muhtemelen çıkmayacak. Yaptığım hemen arkadaşlar, GPS pozisyonu girdim. Çünkü gözlükte hala görebiliyordum GPS pozisyonumun ne olduğunu. GPS pozisyonu hemen girdim ve bana lop diye nerede olduğumu, drone'un nerede olduğunu gösterdi. Drone da elimi koymuş gibi buldum. Her zaman için en önemli şey bu. GPS pozisyonunuzu bilmeniz. Drone'un GPS pozisyonunu bilmeniz ki drone'u gidip benim az önce yaptığım gibi lop diye elinle koymuş gibi bulabilmek. Ve de pilli buzzer, en son Mark 4 5 inç videomda da bahsettim. Bu pilli buzzer hayat kurtarıyor. Gerçekten can kurtaran ya. Ona pilli buzzer değil, can kurtaran demek lazım. Öyle. Şimdi yoruldum. Maiden'da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki uçuşta görüşmek üzere. Hoşça kalın.